Mahkemede söyleyeceğin şeylerin provasını yaptın mı? Yok, yapmadım. Yapsa mıydım acaba? Ya of, ben keşke çalışsaydım. Ya dur bir sakin ol. Sınav mı bu? Neyine çalışıyorsun? Baştan sona olanları anlatacaksın tek tek. Tamam. Eylül, bak her şey yoluna girecek. Sen yeter ki sakin olmaya çalış, tamam mı? Eylül, dur yakanı düzelteyim. Kader. Senin neyin var, ellerin titriyor. Şey ya, mahkeme var ya mahkeme. Ben ondan heyecanlandım herhalde. Nereden belli canım? Video kaydı mı var? Ah, iyi fikir. Tamam. Güvenlik kameralarına bakalım. İlk kim tutmuş öğreniriz oradan. Saçmalama be. Onunla mı uğraşacağız şimdi? Ben bu elbiseyi kaynımın düğününde giyeceğim. Hiç sanmıyorum hanımefendi. Çünkü bu benim nişan elbisem. Bırakır mısın şunu? Bırak dedim sana. Bırak şunu. Bırakmıyorum. Bırak dedim sana. Bakın hanımefendi. Bu benim üstümde çok iyi durdu. Fit durdu, fit. Bırak. Ben almaktan vazgeçtim, senin olsun. Güle güle giy. Yırtıldı. Feride. Feride. Toprak. İyi misin? Bırak. Toprak. Toprak. Toprak yırtıldı. Şşş, tamam, tamam. Tamam, gel. Bakayım. Hak etmiyorum anne ben. Seni gururlandırdığım gün verirsin bana. Ya Defne nereye? Ya Defne nereye gidiyorsun? Tamam Serkan, boş ver. Merve'lerle falan buluşmaya gidiyordur. Aklınca tavır yapıyor işte bana. Neyse ben de çıkıyorum. Eylül'ü almam lazım. Bugün de değil mi mahkemesi? Evet bugün. Umarım her şey yolunda gider. Sen şahitlik yapsaydın her şey daha kolay olacaktı anne. O konuyu kapattık oğlum. Lütfen. Hmm.
Toprak lütfen gülme. Gülme bak canım elbisemin burada fermuarı yırtıldı zaten lütfen gülme. Ya Feride bir şey söyleyeceğim. Ya içeride kadınla kavga ederken sen kendi halini gördün mü hiç? Evet biliyorum birbirimizi öldürüyorduk. Nesi komik bunun Allah aşkına ya. Sabah 5'inde kalktık ne geçti elimize? Ne geçti elime? Fermuarı yırtık bir nişan elbisesi. Bir de benden yarı parasını aldılar. E ne yapacak diye Feride? Elbisenin fermuarı yırtıldı diye sana bedava mı verecek elbiseyi? Susar mısın lütfen? Gerçekten sinirim çok bozuk. Lütfen bak. Bir tanem. Tatlı. Tamam yırtıldı elbise tamam ama diktiririz. Elbiseyi aldık ya. Bizde elbise artık. Elbise bizde. Terziye götürürüz. Değil mi? Eylül'ün mahkemesi vardı bugün Toprak. Aa o bugün müydü ya? Umarım geç kalmamışızdır. Tamam şuradan bir taksi çeviririz hemen. Ne yapacağız bunları? Bunları eve bırakırız. Tamam hadi. Bu sefer Kemal pisliği hapse girer değil mi Zuhal teyze? Hakim her iki tarafı da dinler önce. Öyle hemen karar vermez. Al biraz su içelim hadi. Eylül'cüm, elinden geldiğince sakin olmalısın canım, tamam mı? Eğer öyle kendini iyi hissetmezsen de bana söyle. Hakime söyleriz, biraz ara verebilir. Yani sen sakin olmalısın, oldu mu canım? Tamam Zuhal teyze. İyiyim ben, merak etme. Hazır mısınız kızlar? Hadi o zaman şuradan bir taksiye binelim. Hadi, geç kalmadan gidelim o zaman. Kader nerede? Geldim, geldim. Ay 5 dakika daha uyuyayım derken uyuyakalmışım. Hırkını bile ters giymişsin kız Kader. Hadi yürü yolu düzeltirsin. Tamam. Hadi Eylül'cüğüm. Kız. Yeterince havalandı artık ev. Aa, Ekrem. Hı. Güney kapının önünde. Ne? Ne işi var burada? Bilmiyorum. Annem yanılmıştır. Bir karışıklık olmuştur dedin. Doğruymuş ha? Güney nereden öğrendin oğlum? Kader mi söyledi? Ne fark eder baba? Ne fark eder ya? Kader söylemedi. Cenk'e sorduğuma söyledi tamam mı? Oldu mu? Baba sen neden hep yalan söylüyorsun bize? Tamam buraya gel. Bebeğine sahip çık. Benim de istediğim bu zaten. Ama bir kere olsun bir dürüst davran bana ya. Bir kere. Sadece bir kere.
Hayatında neler olup bitiyor? Adam gibi yalansız olansız bir kere olsun bir anlat ya. Güney oğlum. Annenin burada olduğundan haberi var mı? Tek derdin bu mu ya? Güney annenin haberi var mı? Var! Evet var. Tamam mı? Oldu mu? Sen başka bir şey düşünme zaten. Başka hiçbir şey düşünme. Oğlum utanırmış, üzülürmüş. Umurunda olmasın. Baba. Oğlum çok üzgün. Ben bu yaşıma kadar babamı farklı tanımışım. Şimdi karşımda yalancı, bencil, iğrenç bir adam var. Güney. Güney oğlum. Nereden öğrendiler? Nereden öğrendiler? Eylülcüm, bu yaptığının ne kadar zor olduğunu biliyorum canım. Ama lütfen birazcık sık dişini, tamam mı? Yani şu ilk duruşmayı bir atlatalım. Ondan sonra her şey kolaylaşacak. Sen de göreceksin, tamam mı? Tamam Zuhal teyze. Ben maç seyircisiz oynanacak sanıyordum avukat bey. Hayır haberim olsaydı eşimi dostumu toplayıp ben de doldurdum tribünleri canım. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Sayende sokağa çıkamaz olduk. Fatma abla bile elinin ucuyla aldı Metin'i. Rezil rüsva ettin bizi. Tek derdin el alemin ne dediği değil mi? Bir kez olsun kızının ne dediğini umursasaydın böyle olmazdı. Bak hala konuşuyor. Kopartırım o dilini senin. Beyefendi, lütfen müvekkilinizi susturur musunuz? Lütfen siz susun. Eylül, bak kim geliyor. Bak hepimiz senin için gelmiş. Yalnız değilsin Eylül, biz yanındayız. Sana destek olmak için gelmişler. Çok teşekkür ederim, hepinize çok teşekkür ederim. Şov yapmaya gelmiş bunlar karıcığım, şov. Eylül'cüm, duruşma başlıyor. Hadi içeri girelim. Biz dışarıda bekliyoruz o zaman. Önce konduramadım. Ben yanlış anlamışımdır dedim.
ama sonrasında daha fena konuşmaya başladı. Aramaya başladı, rahatsız etmeye başladı. Kaçıracağım seni dedi. Beraber kaçalım. Dokunma bana! İçime eritiyorsun kız, anlıyor musun beni? Yanıyorum ateşinde. Ne olur bir kere ışık söndürsen. Saygıdeğer hakim, sayın savcım. Evet, kızımı aradığım doğrudur efendim. En deli çağında. Bazı ipsiz sapsızlarla takılıyordu. Ben de babalık vazifem gereği kimlerle takıldığını anlamak maksadıyla kızımı arıyordum efendim. Doğrudur. Ama aramızda kesinlikle böyle konuşmalar geçmedi efendim. Bakınız, mahkemenizin dikkatine celp etmek istediğim çok önemli bir husus vardır efendim. Bütün kırgınlığıma rağmen kendisine hala kızım diye hitap ediyorum sayın hakim. Kemal abi yapma. Yapma Kemal abi, yapma. Yapma. Gel buraya, gel. İmdat! Yapma! O da mahalleden giriyordu kapıyı çalmadan. Giyinip soyunurken artık tedirgin oluyordum. Uyardım kaç kere. Ama fayda etmedi. Aç kulaklarını, hiç kapatma Mesude Hanım. Duy artık bunları, duy. Bir keresinde ben banyodayken girdi içeriye. Tam yıkanacakken. Efendim, aile ortamında, aynı evin içinde olur böyle kazalar. Yani ben dalgınlıkla girdim banyoya. O zaman kendisi de banyonun kapısını kilitleseymiş efendim. Yani hatta ben banyonun dolu olduğunu anlayınca hemen gözlerimi kapatıp çıktım dışarı. Şimdi bunda benim suçum ne sayın hakimim? Seni bir kere bıraktım, bir daha bıraktım. Hem şurada 18 senede kaldı ki. Sonra anneni boşarım, seni evlenirim. Annenden boşanacağım dedi. Seni alacağım, zaten annenden gencim. Dışarıya çıksak sevgili sanırlar dedi. Ya bu kıza yaşattıkları nedir ya? Hep böyle pis pis konuşuyordu. Sen benim kaderimsin. İplerin benim elimde. Ne istiyorsam yapacaksın. Vallahi de yalan, billahi de iftira sayın hakimim. Kaç yaş var şunun şurasında aramızda? Kemal abi yapma. Her geçen gün daha güzel oluyorsun. Gel de bir Kemal abin sorulsun sen. Meğer meyve suyuna ilaç koymuş. İçince fenalaştı. Sonra üstüme saldırdı. Dışarıya kendimi zar zor attım. Bir gelme. Meyve suyuna ilaç katmak neymiş ya? Eylül, kızım, yavrum, evladım. Sen fazla Yeşilçam filmi seyrediyorsun galiba çocuğum. Sayın hakimim, artık vicdanen çok rahatsız oluyorum.
mahkemenizin huzurunda bir itirafta bulunmak istiyorum. Bugüne kadar ailemizin, yuvamızın huzuru bozulmasın diye bu acı gerçeği karımdan sakladım efendim. O gün bizim biricik evladımız eve kafası 1 milyon geldi. Ne içtiyse artık. Pis yalancı. Ben de onu ayıltmak için kendisine yardım etmek maksadıyla hareket ettim. Efendim, zaten bu adamın başına ne geliyorsa bu salakça yardımseverliğinden geliyor vallahi. Merhaba. Seçmeler için gelmiştim ben. Merhaba, merhaba. Buyurun. Buyurun oturun lütfen. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Serhat. Bu da arkadaşım Ka. Ofisiniz burası mı? Evet, evet. Geçici süre içinde burası. Yeni kurulan bir şirketiz. Birkaç eksiğimiz var o yüzden. Bu bizim ilk filmimiz olacak. Nasıl yani? Daha önce hiç film çekmediniz mi? Hayır, çekmedik. Ama birçok filme kas yapmışlığımız var. Peki seçmeler nasıl olacak? Çok basit. Biz sana tekst vereceğiz. Bunu oynarken de kamerayı çekeceğiz. Bu kadar. Tamam ama önce bir ezber yapayım, olur mu? Kolay. Kolay da önce halletmemiz gereken bazı şeyler var. Ne gibi? ...18 yaşında değilsin bildiğim kadarıyla. Ailenin izni var mı bu iş için? Var. Emin misin? Bak, yani filmde bazı küçük aşk sahneleri var. Hani sonra bir problem çıkmasın. Ailenle de görüşsek iyi olacak. Yok yok, gerek yok. Ya zaten benim babam öldü. Annem de birine çarptığı için hapiste şu an. Ben yetimhanede kalıyorum. Koşuyolu kız yurdunda. Tamam o zaman. Sen şu paragrafı ezberle. Hazır olduğun zaman da o işine girelim, olur mu? Tamam. Biz kamerayı hallederim. Hazır olduğunda haber ver. Tamam. Arkasını arayan falan da olmaz bunun. Aynen. Tam aradığımız gibi. Sen ışıkları düzelt. Ya yeter artık ya. Atsınlar şu sapı içeri. Sessiz olun. Yoksa dışarı çıkartırım. Sayın hakimim, sayın savcım. Bakın, kendi kulaklarınızla duyup kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Mahkemenizin huzurunda bulunan bu küçük hanımefendi az evvel bana hakaretler yağdırdı efendim. Vallahi de billahi de benim hiçbir suçum, kabahatim yok efendim. Bizim bu saf kızımızı doldurup doldurup benim üstüme saldılar efendim. Ayrıca mahkemenizin dikkatine celp etmek istediğim çok önemli bir başka husus bulunmaktadır efendim. Az evvel bana hakaretler yağdıran bu küçük hanımın babası azılı bir suçlu oğlum. Mahkumdur efendim, mahkumdur. Lan sana ne be, sana ne? Heh, buyurun kendi gözünüzle görün efendim, buyurun. Şşş, Zungür, sus ya. Baksana hakim ters ters bakıyor, atacaklar bizi. Ah,
Çok özür dileriz Hakim Bey. Çocuklar arkadaşlarının mağduriyetinden dolayı çok öfkeli. Dava şahitlerin dinlenmesi ve Kemal Yılmaz'dan şikayetçi olan çocuğun bir doktor tarafından muayene edilerek mahkemeye rapor verilmesi için Haziran ayının 13'üne ertelenmiştir. Söyledim, ne olur engel olun, ben doktora gidemem, çok utanırım, yapmasınlar lütfen. Eylül'cüğüm tamam, tamam canım, ben sana anlatacağım, sakin ol, tamam. Hayır, engel olsunlar lütfen, engel olsunlar. Tamam canım, tamam. Bakınız, bakınız Sayın Hakim. Kendisine bir şey yapmadığım anlaşılacağı için muayene sonucunda nasıl da panik oldu Sayın Hakim. Bakın, görün efendim nasıl da panik oldu. Vallahi de billahi de ben kendi öz kızım gibi sevdiğim bu çocuğa hiçbir şey yapmadım. Ama mahkemenizin huzurunda bulunan sevgilisi bir şey yaptıysa ben bunu bilemem efendim. Kemal yeter. Kızımın namusuna dil uzatma çocuk da o. O bana iftira atarken iyi ama Mesude. Lan gebertiniz lan seni. Doğru konuş. Buyurun efendim, buyurun, görün, buyurun. Yeter artık. Duruşma salonu burası. Boşaltın hemen. Tamam Hakim Bey, çıkıyoruz. Kemal Bey, siz de susun artık lütfen, yeter. Ne münasebet avukat bey? Mahkeme salonunda bana hakaret eden bir sürü zat var. Ben de onlara maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum. Mümkün değil mi efendim? Sen ne diyorsun Ala Bey? İnsanlıktan nasibini alamamış ahlaksız yaratık. Hanımefendi siz de sakin olun lütfen. Nasıl sakin olayım ya, nasıl sakin olayım? Siz bu adamı savunmaya utanmıyor musunuz? Görmüyor musunuz yaptığı iğrenç şeyleri? Tamam, haklısınız, haklısınız. Niye haklısınız diyorsunuz mahkeme huzurunda canım? İftiraya uğradı bu adam. Haklı değiller, haksızlar, haksızlar. Salonu boşaltın, yoksa polis çağırırım. Yürüyün dışarıda konuşalım. Anne! Anne bak yüzüme! Yüzüme bakmaya cesaretin yok değil mi? Bak bana neler çektirdiğine bak! Gel güzelim, gel. Gel canım. Ağlama artık. Çoğun artık bitsin bu işkence ya, bitsin. Bitecek Eylül'üm, bitecek. O pislik cezasını bulacak, korkma tamam mı canım? İçimiz rahat etsin diye savcıyla da görüştüm çocuklar. Yani fiziksel bir muayene söz konusu olmayacak. Sadece mahkemenin bize belirlediği bir psikiyatristle görüşeceksin Eylül'cüm. Onda da korkacak bir şey yok, tamam mı? Yaşadığın bu tacizin ruhsal etkisini anlayacaklar. Yani haklılığımızı ispat için bu raporun elimizde olması şart Eylül'cüm, tamam mı canım? Gençsiniz siz evladım, he?
çekmeyin kardeşim, çekmeyin. Masum bu adam, masum. Ya avukat bey, bir şey yap da çekmesinler canım. Çabuk yürüyün gidelim. Yok ya, nereye gidiyoruz avukat bey? Baksana mal gibi çektiler, mimlendim ben. Yahu kardeşim, yolda ben de yürürken bıçaklanırsam ne olacak? Bu adam hayatına nasıl devam edecek canım? Ha, kız Mesude, gel kız buraya, gel. Gel, gel. Bakınız, bakınız saygıdeğer basın mensupları. Bu hanım benim karım. Eğer ben suçlu olsam kendisi benim yanımda durur mu hiç? He? Siz gerçekten karısı mısınız? Taciz ettiği kız sizin öz kızınız mı? Taciz mi? Doğru konuş sen de, taciz maciz. Bak saygıdeğer basın mensubu. Bak söylüyorum. Kendisi benim karım olur. Ve de en yakın destekçimdir. Kardeşim ben namuslu bir adamım, namuslu. Yahu benim işletmemin adı bile Alın Terim Market. Ben öyle horlanacak, yerin dibine geçirilecek bir insan değilim kardeşim. Vallahi çok mağdurum, çok. Yahu ticari itibarım zedelendi. Ne yapıyorsunuz be? Anarşist misiniz siz, anarşist? Anarşistlere bak, anarşistlere. Kemal Bey yeter artık, gidelim. Kemal ne olur seni ağlıyorum, ben başım dönüyor, gidelim. Heh, bakın, Eylül de geliyor. Sizin gözünüzün önünde evladımla yüzleşeceğim. Bakın, çekin bunları, medya çekin. Eylül, bak evladım, yavrum, çocuğum, kız senin hiç mi acıman yok? Eylül, bak baban öldüğünden beri senle kardeşlerini balla lokumla beslemedi mi bu adam? Heh, bak, hadi doğruyu söyle çocuğum. Hadi ben anamı kıskandım, iftira attım de. Bak tatlılık da bilsin bu olay çocuğum. Hadi yavrum, hadi söyle. Ya sen ne kadar aşamalısın? Ya, ya ne oluyor? Git buradan ya, yeter. Tamam çocuklar, tamam. Aa, git, git, ya, git, ya, 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 tamam yapmayın, bırakın şu pisliği. Lütfen çekmeyin siz de. Dava hala devam ediyor. Yürüyün kızlar, gidiyoruz. Hadi. Hadi Eylül. Şikayetçi. Hesap soracağım hepinizden adalet karşısında, hesap. Masum bu adam kardeşim, masum. Kız Mesude, kaç kendini kurtar. Yapmayın ulan. Lütfen bana inan. Senden başka kimse olmadı hayatımda. Sen benim ilk sevgilimsin. Yoksa bana inanmıyor musun? Tamamdır Defneciğim. Bu kadar yeterli. Süperdi. Gerçekten mi? Evet evet. Harikaydı. Beğendiğimiz birkaç kişi daha oldu ama şu an bu rolün en güçlü adayı sensin. Ay ya, inanmıyorum, çok heyecanlandım, kusura bakmayın. Gözümün önüne annem geldi. Ya adamı sinema perdesine görünce ne yapacak acaba? Annem cezaevinde dememiş miydin sen? Cezaevinde film izleyebilirler değil mi? Yani mahkumlar da izleyebilir. İzler izler. Bizler herhalde. Neyse tamam. Çok teşekkür ederim Defneciğim. Bir sene daha sonra arayacağız. Ben teşekkür ederim.
Şimdi ne olacak Feride Hanım? Bir dahaki mahkemede hakim bizi de dinleyecek mi? Evet çocuklar. Ben de siz de hepimiz şahit olduklarımızı anlatacağız. Hepinize teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz Eylül. Niye ki sevgili? Çünkü Eylül sayesinde mücadele etmenin nasıl önemli bir şey olduğunu öğrendik. Bu yüzden. Toprak ne güzel çocuklar bunlar Toprak. Öyleler evet. Biz artık çıkalım Feride Hanım. Kalabalık yaptık evinizde. Olur mu öyle şey? Ben şimdi iftar için bir şeyler hazırlayacağım. Birlikte yeriz, tamam? Oturun bakalım. Ben bakarım. Tamam. Anneciğim, ne oldu? Bir şey mi lazım? Yok, bir şey lazım değil. Feride'ye birkaç elbise modeli gösterecektim. Ha. Kim var içeride? Müsait değil mi? Öğrenciler var anne. Feride'nin yurttan bir çocuğun mahkemesi vardı da bugün. Ne suç işlemiş? Yok anne, öyle değil. Feride'nin yurdundaki kızlardan biri. Aile içi taciz. Ay çok üzüldüm. Ah canım. Ah zavallı kız. İçim yandı vallahi. Feride nerede? Mutfakta. Tut şunu tut. Ben bir ona bakayım. Feride'cim. Ah. Geçmiş olsun canım. Toprak şimdi biraz söz etti. Ay çok üzüldüm ya. Ay. Kız içerideydi değil mi? Ayıp olur diye bakamadım. İçeride evet. Bir şeye ihtiyaç var mı? Bak benim çok iyi avukat arkadaşlarım var. Sürüm sürüm süründürürüz o pisliği. Çok iyi bir avukatımız var. Merak etmeyin. Öyle mi? Yine de çok teşekkürler. Rica ederim. Pilav mı yapıyorsun? Hı hı. Hadi sen git içeri ben hallederim. Sen kızlarla ilgilen. Ya olur mu öyle şey? Zahmet etmeyin. Olur olur olur. Hadi. Hadi. Peki sağ olun. Rica ederim. Feride. Oğlum seni bulduğu için çok şanslı. Son kalan çikolatalı bisküviyi sen ye. Hem bugün çok üzüldüm. Çikolata mutlu eder. Yo ben mutsuz değilim ki. Kendi kendime yüklediğim bu utanç yükünü sırtımdan attım. Cemre sen ye. Vallahi ben de mutsuz değilim. Ya bir kere o korkunç halamdan kurtuldum. Evet ailemi kaybettim ama kendime yeni bir aile kurdum. Al kadar sen ye. İyi de ben de mutsuz değilim ki kızlar. Yani tamam benim kötü bir annem var. Bayağı kötü. Ama sonuçta beni isteyerek doğmuş. Yani ben istenmeyen bebek değilmişim. Ayrıca benim bir kardeşim olacak. Düşünsenize kendi kanımdan biri olacak. Hem de öyle derin gibi beni tanımadan büyümeyecek. Ablacım diyecek ya, bana ablacım diyecek. O yüzden Songül'cüm sen ye. Kızım, şu an aranızdaki en mutlu kişi benim. Hele bugün seni kurtardım ya, kendimi böyle kahraman gibi hissediyorum. O yüzden alıyorsun canısı, sen yiyorsun. Bana kaldı değil mi? Ya ben hem mutluyum hem de mutsuz. Annemi tanıdım, şahane bir insan olduğunu gördüm. Evet,
kısa süre beraber olduk ama olsun. Beni bir ömür sevdiğini biliyorum. Kısacası ben de istemiyorum. Sevmiyorum yani. Kızlar. Rüstem'i gördünüz mü? Yok Edoş, görmedik. Ne oldu ki? Ay, ocak yine arızalandı. Bir tamirci bulabilir mi diye soracaktım. Gerçi o da akşam vakti, nereden tamirci bulsun değil mi? Neriman Hanım canımı okuyacak, sanki ben bile bile bozmuşum gibi ocağı. Ay, ne talihsiz bir kadınım ben ya. Hedoş, al bunu sen ye. Ne oldu? Hiçbir şey Hedoş, afiyet olsun. Aramızda bir sapık varmış da haberimiz yokmuş. Ulan sen ne kansız bir herifmişsin lan. Üç tamam yok mu lan senin? Sen nasıl sana emanet çocuğa sürersin lan şerefsiz? Sürmedim. Ben kendi öz çocuğum gibi baktım karımın çocuklarına. Yapmayın. Kıymayın kardeşim, kıymayın. Yapma. Yapma. Yapma kardeşim, yapma yapma. Vallahi de yalan, billahi de iftira. İmdat! Ne oluyor Kemal'im? Mesude. Mesudem. Mesudem karıcığım. Ben bir daha hapse giremem karıcığım. Bak, beni orada yaşatmazlar, öldürürler. Delik deşik ederler, anlıyor musun? Benim bir tanecik karım, güzel karım. Bak, başka hiç çaresi yok. Sen Eylül'ü ikna edeceksin. Onu vazgeçireceksin şikayetinden karıcığım. Lütfen. Ne olur Mesude. Domuz gibi inadı tuttu Kemal. Ben daha ne diyeyim artık ona? Ben de söz tükendi artık. Ben de tükendim. İlişmeyin bana. Kızlar o kızlar değil mi? Bakayım abi. Vallahi o kızlar. Baksana. Gökte ararken yerde bulduk. Bu adama ulaşırsak kızlara da ulaşırız. Gidin bulun şu adamı. Kızların yerini söyletin. Olur abi. Güzel kardeşim, bunda anlaşılmayacak ne var? Yumurtasıyla, sütüyle, nohutuyla tam tekmil devrediyorum dükkanı. Yok canım, çok iyi iş yapıyor. Ama ben bazı özel nedenlerden dolayı esnaflık kariyerime ara vermek zorundayım. Tamam kardeşim, tamam. Anladım ben seni, sen alıcı değilsin. Bu adamın daha fazla vaktini çalma. Hadi kapatıyorum telefonu suratına. Ben senin var ya. Buyurun. Buradaki adam sensin değil mi?
Abi, abilerim. Vallahi billahi bildiğiniz gibi değil. İftira. Bize şu kızların yerini söyle. Kızların mı? Siz kızları mı arıyorsunuz? Evet. Hadi.